Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugünkü konumuz Kanaryalarda ışık sistemi. Ben ilk kanarya beslediğim anlardan itibaren ya da ilk profesyonel kanarya yetiştiriciliği yapmaya başladığım anlarda kanaryaların doğal ortamda nasıl bir aydınlığa, nasıl bir ışığa, nasıl bir ışık süresine sahip olduklarına kafa yormaya başladım ve doğal ortamda karşılaştıkları bu sistemi kümes ortamına nasıl yansıtabiliriz biraz düşündüm. Ve bu doğrultuda her sene bir takım düşünceleri deneyerek bir de geliştirerek bir takım sonuçlara vardım. Şu an kafamda bu çok net. Bunu da birçok arkadaşa tavsiye etmişliğim var. Yani hangi dönemde nasıl bir sistem olmalı, ne zaman nasıl bir sistem olmalı, ışık nasıl olmalı bu konulara yönelik artık fikirlerim net. Ve bunları da birçok arkadaşla paylaştım. Şimdi bu videoda sizlere bunları detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Işık gerçekten bizim kümes ortamında yetiştirdiğimiz kanaryalar için son derece önemli bir konu. Bu ışık disiplinini kümesimizde doğru oturtabilirsek inanın verimliliğiniz 2'ye 3'e katlayacak. En azından ben bunu yaşadım bu süreçte. İşte 10-12 yıllık profesyonel kanarya yetiştiriciliği hayatımda bunu gerçekten anlayan yaşadım. Birçok tavsiye ettiğim arkadaş da bu benim anlattıklarımdan sonra yapmış oldukları uygulamalarda olayın daha artıya doğru, daha olumluya doğru gittiğini de bana söylediler. Şimdi size bunları anlatmaya başlayacağım. Şimdi bu tabii ki dönemlere göre bu sistem farklılık gösteriyor. Şimdi dönemler üzerinden bu ışık sistemini size anlatmaya çalışacağım. Ama öncelikle hemen birinci nokta, en can alıcı noktayla olaya gireyim. Öncelikle yapmış olduğumuz en büyük yanlış şu arkadaşlar. Işığın rengi. Işığın rengi kümes kanarya yetiştiricine bende son derece önemli. Bir kere burada gün ışığı rengi kullanmamız gerekiyor. Sarı ışık, sürekli yanan bir sarı ışık, sürekli yanan beyaz ışık, inanın performansın düşmesine sebep oluyor. Gün ışığı rengi olan ışık rengi kullanmamız gerekiyor. Şimdi bu zamana kadar Türkiye'de tasarruflu ampuller vardı ya da floresanlar vardı ama bunlar bir takım kanserojen etkilerinden dolayı hani üretimi dünyada birçok yerde durdu ve LED ışığa doğru kaydı. Bir de enerji maliyetlerinden dolayı da böyle bir şey var sanırım. Gün ışığı rengi olan LED ampuller kullanın. En büyük tavsiyem bu. LED lambalarda gün ışığı rengi 4000 Kelvin'dir. Yani 4000 Kelvin değerine sahip LED lambalar kullanmamız lazım. Birinci kilometre taşımız bu. Eğer kümesimizde beyaz ışık kullanıyorsak, beyaz floresan kullanıyorsak, beyaz tasarruflu lamba ya da normal beyaz LED lamba kullanıyorsak bir kere bu beyaz ışık sisteminde verim alamayız. Gün ışığı rengi olan ampul, gün ışığı rengi olan lamba kullanmak zorundayız. Gün ışığı rengi LED lambalarda 4000 Kelvin'dir. Bir de enerji tasarrufu olan lambalarda da 840'tır bunun kodu. Gün ışığı rengi kodu 840'tır. Enerji tasarruflu lambalar. Ama ben enerji tasarruflu lamba kullanmanızı önermiyorum. Evinizde falan varsa da bence onları atın, kullanmayın. Hem tasarruf olarak daha tasarruflusu LED lamba kullanın hem de herhangi bir kanserojen etkisi yok. Onun kanserojen kısmı da şu, o LED lamba kırıldığı zaman onun içindeki gaz insan sağlığına sıkıntılı bir gaz. Hikaye bu. Bir de şu mor ışık konusu var. Ya da hayvanlar için kullanılan bir ışık olayı var. Bazı yerlerde ya da bazı tavuk kümeslerinde kullanılıyor sanırım bu. Ben bu konuda herhangi bir deneyimleme yapmadım. O yüzden o konuda hani hiçbir şey söyleyemem. Ben kendi deneyimlediğim, kendi bulduğum sistemi anlatıyorum. Yani o mor ışık kullananlar nasıl kullanıyor, nasıl şey yapıyor? Yani bu konuda herhangi bir deneyimim yok. O yüzden hani bu konuda da bana soru soran arkadaşlar oldu. Onlara da burada cevap vermiş olayım. İşte birinci konumuz bu. Gerçek gün ışığı rengi kullanacağız kümesimizden. Şimdi LED lambalar alın bence. LED lambalardan da şimdi ışığın şiddeti ve rengi ikiye ayırmak lazım. Bir de süresi. Döneme göre ışığın bir kere ışık renginde hiçbir dönem taviz vermeyeceğiz. Her dönem yani kümesimizde biz kesinlikle gün ışığı rengi kullanacağız. LED lamba alıyorsak 4000 Kelvin'lik lambalar kullanacağız. Ama bu lambaların 5 watt olabilir, 7 watt olabilir, 9 watt olabilir, işte 10-12, 13 watt olabilir, 15 watt olabilir. Döneme göre kullanmış olduğumuz lamba ya da lambalarla oynayarak
o ortamdaki aydınlığı artıracağız ya da azaltacağız. İkinci kilometre taşımız da bu. Yani birincisi, kümesimizde beyaz ışık ya da sarı ışık kullanmayacağız. Tamamen gün ışığı rengi ışık kullanacağız. Ha şimdi burada bazı arkadaşların kafası karışmasın. Hani ışık sistemlerinde gün doğumu ve gün batımı, suni gün doğumu ve gün batımı yaparken mutlaka sarı akkor lambalar kullanılıyor ve hani onunla kararma ya da işte aydınlanma oluyor. O ayrı, o zaten yarım saatlik bir süreç. Yani onu kastetmiyorum. Tüm gün kümesinizde yakmış olduğunuz ışıktan bahsediyorum. Bu ışık sarı ışık ya da beyaz ışık olmasın. Bu ışık gün ışığı rengi ışık olsun. LED lamba kullanın. 4000 Kelvinlik lambalar kullanın. Birinci noktamız bu. İkinci noktamız ise lambalı bir kümesimiz varsa, mesela ince uzun ya da işte ne bileyim kare büyük bir kümesimiz varsa, bu kümesimizde kullanmış olduğumuz 5-6-7 tane lamba olabilir. Tavsiyem odur. Mesela kümesimizin durumuna göre belli yerlere lambalar koyun. Ve bu lambaların da kendi üzerinde açma kapama düğmeleri yapın. Yani dönemi geldiğinde o lambayı kapatabilin. Yani anlatmaya çalıştığım nokta şu. Kümesimizin büyüklüğüne, genişliğine, derinliğine göre yukarıdan kümesimizin tavanından kümesimizi aydınlatacak 3, 4, 5, 6 artı kümes büyüklüğüne göre tek tek lambalar koyun belli mesafelerde. Ve bu lambaların ucuna da bir tane anahtar bağlayın. Böyle bir elektrik tesisatınız olsun. Yani bizim ışık sistemimiz yanıyor olsa bile biz o anahtardan oradaki ışığı kapatabilelim ya da açabilelim. Yani belli dönemlerde o ışığı yakmamız gerekebilir. Bazı dönemlerde o ışıklardan bazıları da kapatmamız gerekebilir. Yani oynayabilir, yani ışıkla oynanabilir bir ortamımız olur böylelikle. Böyle bir sisteminiz de varsa bu da hani esneklik yaratır. Işıklarla oynamanızda esneklik yaratır. Bir de kullanacağınız gün ışığı LED lambaların farklı büyüklükte olanlarından alın. Yani işte en düşüğü 3-5 wattlıklar var. Yani 3 wattlık, 5 wattlık, 7 wattlık, 10 wattlık hani kümesinizin büyüklüğüne göre yine farklı voltajlarda LED lambalar alın. Belli dönemlere göre orada takılı olan işte 5 wattlık lambayı çıkarıp onun yerine belki 10 wattlık lamba takarız. Hani biraz sonra anlatacağım parlaklığa göre o parlaklıkla oynama durumumuz olur. Böyle bir avantajımız olur, böyle bir esnekliğimiz olur. Yani arkadaşlar anlatmaya çalıştığım nokta şu. Sık sık üzerine çiziyorum ki aklımızda kalsın diye. 1. Kümesimizdeki tüm bu dönemler için kullanacağımız ışığın rengi gün ışığı rengi olmalı. Beyaz ışık ya da sarı ışık kullanmayın. Gün ışığı rengi 4000 Kelvin LED lambalarda. Tasarruflu lamba da kullanmayın, floresan da kullanmayın. LED lamba kullanın ve 4000 Kelvin kullanın. Ama kümesinizdeki ışık durumu da oynanabilir bir tesisat olmalı. Hani oynanabilirliği de biraz anlatmaya çalıştım. Kümesimizin büyüklüğüne göre yukarıdan aşağıya farklı farklı bölgelerde yukarıdan aşağı inen lamba duyuları olsun. Ve bu duyuların ucunda da birer aç kapı anahtarları olsun. Yani sistem açık olsa bile biz kendimiz manuel istediğimiz bir noktadaki lambayı kapatabilelim üzerindeki anahtardan ya da açabilelim. Bu bizim içerideki ışığın renk şiddetiyle, süresiyle oynamamıza imkan sağlar. Yani oynanabilir bir tesisatımız da olmalı. Her lambanın bir aç kapı düğmesi de lambanın hemen yanında olursa işte istediğimiz zaman o lambayı kapatabilmeliyiz, istediğimiz zaman tekrar açabilmeliyiz. İkinci noktamız da bu. Hani müdahale edilebilir bir ışık sistemimiz olmalı. Mesela ben bazı kümeslere gidiyorum. Stabil 3 tane lamba var. Düğmeden 3'ü birden yanıyor ya da yanmıyor. Hani bu da şey. Yani oynayabilmeliyiz bu ışığın, bu ışık sistemiyle. Üçüncü bir noktada bu ışığın şeyleri, aydınlık şiddetleri. Yani o gün ışığı lambadan 3 volt, 3 wattlıkları var. 5 wattlık, 7 wattlık, 9 wattlık, 13 wattlık, 15 wattlık. Hani böyle çeşitli alternatifli lambalarda kullanmanız gerekecek. Yani bazı dönemde 3 wattlığı takacağız, bazı dönemde 5'i takacağız, bazı dönemde 13 wattı takacağız. Artık kümesimizin büyüklüğüne göre, şimdi dönemlere göre bu ışık ne kadar olmalı anlatırken yapacağımız, hani anlatacağım konulara göre oynayabilmeliyiz bu ışıkla. Yani ışığın rengi, şiddeti ve süresi dönemlerde farklılık gösteriyor. Rengi hep aynı. Rengi hiç değişmiyor. Hep gün ışığı rengi kullanacağız. Ama süresi ve şiddeti dönemlere göre farklılık gösteriyor. Şimdi ben bir arada yeri gelmişken hemen şu konunun da altını çizeyim.
Şimdi bu konular hani bu işte dönemlerde şöyle ışık olmalı, böyle ışık olmalı, ışık rengi böyle olmalı falan filan. Ben bu konuları herhangi bir yerden okumadım. Herhangi bir yerden öğrenmedim. Tamamen kendi deneyimlerim, kendi araştırmalarım, kendi bulgularım ve ortaya çıkarttığım sonuçlar bunlar. Daha önce çekmiş olduğum videolarda da ben o konuları herhangi bir yerden bulmadım. Ve bunları tanımlamaya çalışıyorum aslında. Yani diyorum kanaryacılıkta bence 4 tane dönem var diyorum. İşte üretim dönemi diyorum, üretim öncesi hazırlık dönemi diyorum, tüy dönemi diyorum, işte show dönemi, işte bu 4 döneme göre bakımlar farklılaşıyor diyorum. Yani ben bunları bir de tanımlamaya çalışıyorum aslında. Daha sonraki çekeceğim videolarda bu eşleme konularında, tüy konularında da kendi tanımlamalarımı size detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama şu an üretim dönemine çok yaklaştığımız için, hatta birçok arkadaş başladığı için direkt üretim konusundan girdim hikayeye. İşte bu takip eden videolarda bu kendi tanımlamalarımı anlatacağım. Bu konuya önem veriyorum çünkü hani bir dil birliği olabilir insanlarda. Şimdi arkadaşlar sizlere dönemlere göre bu ışığımızın şiddeti ve süresi nasıl olmalı bunu anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz daha önceki videomda dönem kavramından bahsetmiştim. Hangi dönemde ne yapılır, hangi dönem nedir bunları anlatmıştım. Şimdi bu dönemler üzerinden ışık konusuna değineceğim. Tüyden sonraki, yani burada da kolaydan başa doğru gideceğim. Yani tüyden sonraki show dönemi, yani yarışma dönemi, tüyden sonraki dönem, show dönemi, yarışma döneminde ışık nasıl olmalı onu anlatacağım. Bu dönemde 10 saatlik ışık bize yeter arkadaşlar. Yani kuşlarımız tüyden çıktı, tüm kümesimiz tüyden çıktı ve show dönemine girdik. Yani yarışma dönemine girdik. Kuşlarımızın yarıştığı dönem. Bu dönemde ışığımız 10 saat, ışığımızın süresi 10 saat olabilir. 10-11 saat arası olabilir. Bundan daha düşük ya da daha fazlasına gerek yok. 10-11 saatlik bir ışık süresi kafidir. Işığın şiddeti ise çok loş olmayan ama çok aydınlık olmayan bir ortam olmalı. Yani böyle hani sonbahar havası gibi, hani artık kıştan önceki sonbahar havası gibi. Bunu kafanızda canlandırın. 10-11 saatlik süre bize yeter. Ve çok loş olmayan ama çok aydınlık olmayan bir ortam olmalı. Hani böyle bulutlu bir hava gibi olmalı. Yani şimdi ben kendi kümesimin büyüklüğüne göre hemen bu dönemde mesela 5 wattlık ampullerimi takıyorum. Tüm hepsine takıyorum ve 5 watt takıyorum. Ve o istediğim ışık aydınlığını yakalıyorum. Siz de kendi kümes büyüklüğünüze göre işte tanımlamaya çalışıyorum bunu. Yani bir sonbahar, bulutlu bir sonbahar gününü düşünün. Bu dönemde aydınlık dışarıda nasıl olur? Onu kafanızda canlandırın ve ona göre bir ışık şeyiniz olsun, sisteminiz olsun. Ona göre bir ışık aydınlığınız ve süreniz olsun. Süresi de 10-11 saat yeter. Bir sonraki dönem ise üretim öncesi hazırlık dönemi. Şimdi bu dönemin başlangıcı ve sonu farklı. Şimdi üretim öncesi hazırlık dönemi olduğu için ışığımızın şiddetini yani parlaklığını yavaş yavaş artırmamız gerekiyor bu dönemde. Süresini de aynı şekilde yavaş yavaş artırmamız gerekiyor. Yani bu 3 aylık yarışma döneminde 10-11 saat olan ışık süresi üretim öncesi hazırlık döneminde 10-11 saatten başlayıp tam üretim dönemine gelene kadar 14 saati bulmalı. Yani tekrar hemen özet bir cümleyle altına çizmem gerekirse. Show döneminde 10-11 saatlik bir ışık süresi ve sonbahardaki aydınlık kadar bir ışık şiddeti bize yeter. Yani güneşli bir gün değil, bulutlu bir gündeki aydınlık bize yeter. Kümesimiz böyle olmalı. Gelelim bir sonraki dönem olan üretim öncesi hazırlık döneminde. Bu dönemin başı ile sonu arasında farklılık var. Başında 10-11 saat olan ışık süremiz bu dönemin sonunda 14 saati bulmalı. Işığımızın şiddeti de işte bulutlu bir havadan yavaş 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 daha aydınlık bir havaya geçmeliyiz. Yani bunu bu ışıklarla oynayarak, bu ışık sistemiyle oynayarak yapabiliriz. Ben size burada net bir iki tanımlama yapacağım. Buna göre siz de kendinizi ayarlayın. Mesela atıyorum üretime başlayacağımız işte atıyorum gün 1 Şubat ise Ocak ayı bizim için
üretime hazırlık döneminin son ayıdır ve ben 1 Ocak'ta kümesimde 14 saat ışık, 14 saat süren ışığı yakalamalıyım ve kümesim işte çok parlak değil ama biraz daha aydınlık, daha parlak bir durumda olmalı. Şimdi bu süre artırımları ile ilgili de kendi fikrimi söyleyeyim. İşte bazı ışık sistemlerinde otomatik 2 dakika önüne 2 dakika sonuna ekleme şeklinde artırımlar olabiliyor. Evet, bu hani belki kullanışlı olabilir ama biraz kontrolü yitiriyor insan hani burada. Ve bu 2 dakikalar o saatin zaman kavramıyla gerçek dönemdeki saat çok örtüşmüyor bazen. Yani şunu demeye çalışıyorum. Hepiniz de bunu yaşıyorsunuzdur muhtemelen. Işık sisteminin saati 2-3 ay geçince mutlaka daha ileri gidiyor. Yani ayarlıyorsunuz saatleri. 2 ay sonra bir bakıyorsunuz. Sizin ışık sisteminizin saati 5'e 10 geçiyorken gerçek saat 5'e 5 var hala. Dolayısıyla oradaki bu 2 dakikalık artırmalar ya da azaltmalar topyekun da bizi biraz yanıltabilir. O yüzden çok da hani olabilir, iyi bir opsiyon ama daha manuel kendimiz de buna müdahale edebiliriz diye düşünüyorum ve o ışık sistemlerinin o yönünü ben hiç kullanmıyorum. Bu sebepten dolayı da zaten mutlaka her ay ışık sisteminin saatini ben kendim düzeltiyorum. Ve haftada 15 dakikadan daha fazla artırmayın bence. Hani buna da dikkat edin. Haftada 15 dakikalık artırımlar yaparak bu dediğim, bir hani az önce dediğim sürelere ulaşmaya çalışın. Her hafta 15 dakika, 15 dakika, 15 dakika artırarak bu dediğim süreleri yakalayabilirsiniz. Yani bu dediğim kilometre, bu dediğim can alıcı da noktada neydi? Üretime başlamadan bir ay önce, yani üretime hazırlık döneminde, üretime başlamadan bir ay önce kümesimin ışık süresi 14 saati bulmalı. O son bir ayda hep 14 saat devam etmeli. Yani asıl nokta bu, kritik nokta bu. Ve bu son bir ay kala ya kadar ışığımın şiddeti şov dönemindeki gibi olabilir ama son bir ay kala da artık ışığımı yavaş 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 güneşli bir bahar günü havasına doğru götürmeliyim. İşte bir püf noktada bu. Geldik üretim dönemine. Şimdi üretim döneminin tam başında ışık süremiz 14 saatti. Üretim dönemine geçer geçmez hemen 15 dakika ben ışığı artırıyorum. Ve bir hafta sonra bir 15 dakika daha artırıyorum. 14,5 saati yakalıyorum. Bir sonraki hafta bir 15 dakika daha, bir sonraki hafta bir 15 dakika daha. Yani üretime başladıktan itibaren bir ay sonra ışık sürem artık 15 saat oluyor. Yani üretime başladığım andan itibaren haftada 15 dakika, 15 dakika daha artırarak 15 saati yakalıyorum. Yalnız buradaki 15 saatim benim o sabahki yarım saat gün doğumuyla akşamki yarım saat gün batımını da kapsıyor. Yani aslında 14 saat net aydınlık sürem oluyor. Yarım saat sabahtan yarım saat de akşamdan toplamda bir saatte gün doğumu ve gün batımından dolayı biraz daha loş bir ortam oluyor. Ve artık üretim bitene kadar da bu 15 saati koruyor. Üretim dönemindeki ışık sistemi, aydınlık, şiddet konusuna gelelim. Şimdi üretime başlarken, tam üretime başlama anında artık kümesin ışık şiddetini, yani ışığın parlaklığını maksimum seviyeye getiriyorum. Buradaki kriterimiz de şu, çok güneşli, yani ışıl ışıl güneşli bir bahar ayında, nasıl böyle dışarıya çıktığımızda gözümüz biraz kamaşır, yani bir öyle çok güneşli bir günde dışarıya çıktığımızda biraz güneş bizi alır, gözümüz biraz kamaşır. Öyle hani ışıl ışıl, çok aydınlık. Hani ben en aydınlık dönemim tam bu üretime başladığım dönem. Hemen ampullerimi değiştirip en bu maksimum üretim başlangıcında maksimum bu aydınlık seviyesine ulaşıyorum ve ta ki üretim bitimine kadar bu parlaklığı, bu aydınlığı kümesimde tutuyorum. Yani üretim dönemindeki kullanımım da böyle. Üretim dönemine ilk girdiğimde 14 saatle başlıyorum. Girdiğim anda hemen bir 15 dakika artırıyorum ve her hafta 15 dakika artıra 15 saati tamamlıyorum. Ve ondan sonra artık hiç artırmıyorum. Ve üretim bitene kadar da bu 15 saati muhafaza ediyorum.
Ama işte dediğim gibi bu 15 saatin 14 saati aydınlık. Aslında yarımşar saat gün doğumu ve gün batımını da kapsıyor. Bununla beraber 15 saat. Işığın şiddeti de çok güneşli, çok aydınlık, ışıl ışıl böyle bir bahar havasını, bir yaz havasını anımsatacak aydınlıkta olmalı kümesimiz. En parlak dönem, en aydınlık dönem kümesimde benim bu üretim dönemi oluyor. Üretime girdiğim andan bitim anına kadar ışığın şiddetini bu şekle getiriyorum. Gelelim şimdi tüy dönemine. Tüy dönemine geçerken dönemlerde neler yapmam gerektiğini anlatmıştım. Şimdi ışıkta da burada ufak ufak böyle oynamalar yapmaya başlayacağız. Üretimi tamamen bitirdiğimiz andan itibaren tüy dönemine geçerken bir kere ışığın şiddetini kademeli olarak, hani bu kademeden kastım burada şiddet artırmalarda ve azaltmalarda, hani topyekun hemen birdenbire çok karanlık, birdenbire çok aydınlığa geçmektense birer gün, birer gün, birer gün aralıklarla, hani bir gün biraz daha aydınlığı artırırım, bir gün biraz daha aydınlığı artırırım, bir gün biraz daha aydınlığı artırırım. 4-5 günde full aydınlığa, işte 4-5 günde tamamen loş bir ortama geçebilirsiniz. Her zaman bu kademeli kırılgan artırışlar ya da azalışlar daha makul bence. Birdenbire yapsanız da belki çok büyük sorun yaşamayabilirsiniz ama ben böyle yapıyorum her ihtimale karşı. Üretimi bitirdiğimiz andan itibaren kademeli olarak bir kere ilk yapmamız gereken şey kademeli olarak demin anlattığım gibi kademeli olarak ışığımızın şiddetini düşürmek. Yani o ışıl ışıl yanan bahar böyle çok böyle güneşli bir bahar havasını daha bir bulutlu bir havaya doğru çekmeye çalışacağız. Birkaç gün içinde ışığımızın şiddetini düşüreceğiz ve hemen de ışığımızın süresini de düşürmeye başlayacağız. Ama ışığın süresi işte 12 saatlerde kalabilir. Şimdi tüy döneminin genelinde, tüy döneminin tamamında ışığımızı daha bir loşa çekeceğiz. Yani ama bu loştan kastım tamamen karanlık değil. İşte hani atıyorum ben tüy döneminde sadece bir tane lamba kullanıyorum. Normalde 6 tane lamba kullanırken tüy döneminde sadece bir tane lamba kullanıyorum. İşte bulutlu bir bahar havası gibi oluyor. Öyle çok böyle aydınlık, ışıl ışıl bir hava olmuyor. Süresini de yavaş yavaş hani 10-15 saatten yavaş yavaş 12 saatlere kadar indiriyorum. Yani tüy dönemi boyunca da 11-12 saat aralığında bir ışık sürem. O 3 aylık tüy dönemi boyunca da 11-12 saat aralığında bir ışık sürem. Ve bir bahar bulutlu bir yani bulutlu bir bahar havası gibi loş bir ortamım olmalı. Ama burada şöyle bir tüyo var, onu da size anlatayım. Üretimim bitti, tüy dönemine gireceğim. Hatta kuşlarımın bir kısmı tüye girmiş olabilir, girdi, bir kısmı girmedi. Ama tamamen üretim bittiği anda damızlık kuşların olduğu bölümü full karartabilirsiniz. Çok loş yapabilirsiniz. Hani böyle alacakaranlık hale getirebilirsiniz. Bu alacakaranlık hale gelen kümesinizde bir hafta bu şekilde tutabilirsiniz. Bu bir haftalık bu şekilde tutmak tüye girmeyen kuşların da hemen birdenbire tüye girmesini sağlar. Tüydeki kuşların da tüyünü daha çabuk atmasını sağlar. Ben bunu yapıyorum. Hani bir hafta 10 gün üretim biter bitmez kümesimi bir hafta 10 gün süreyle bir alacakaranlık modunda tutuyorum. Yani benim kümesinde bir tane lamba yanıyor. O lambanın da etrafına bir kağıt indiriyorum hatta daha bir loş olsun, daha böyle bir alacakaranlık dönemi olsun diye. Bu da bence önemli bir ayrıntı ve etkili bir yöntem. Deneyin. Yani tamamen loş, çok böyle hani loş değil de alacakaranlık konumuna sokarsanız kümesinizi ve bir hafta 10 günde bunu böyle tutarsanız inanın tüye girmeyen bütün kuşlar da hemen hemen tüye girecektir. Tüye girmek üzere olan kuşlar daha çabuk tüy dökmeye başlayacaktır. Tüydeki kuşlar da tüy dökümünü hızlandıracaktır. Ve ondan sonra yavaş yavaş bu alacakaranlığı da kaldırırsınız. Yine loş ortam olur. İçerisi hani aydınlık bir ortam olmaz. Loş ortam olur. Ve süreniz de işte 11-12 saat civarında olabilir. Ve bu şekilde de tüye geçiş sağlarsınız. Evet arkadaşlar, ben şu ana kadar size yapmış olduğum uygulamayı anlatmaya çalıştım. Işık sisteminden bahsettim. Kanarya'daki dönemlerde nasıl uygulamalar yaptığımı anlattım.
Tekrar hızlıca konuyu özetlemek gerekirse en önemli noktalardan biri, hatta işin en önemli kısmı ışığımızın rengiydi. Gerçek gün ışığı rengi lambalar kullanmalıyız. Bu da LED lambalarda 4000 Kelvin'e tekabül ediyor. Tasarruflu lamba kullanıyorsak da 840 ışık rengine tekabül ediyor. En önemli noktamız bu. İkinci önemli noktamız da oynanabilir ışığın şiddetiyle ve parlaklığıyla oynanabilir bir ışık tesisatımızın olması gerekiyor. Ki bazı dönemler bazı lambaları pratikçe kapatabilelim, bazı dönemler bazı lambaları açabilelim. Üçüncü nokta, gün ışığı renginde farklı büyüklüklerde, farklı voltlarda, hani 5, 10, işte 5, 7, 9, 13, 15 şeklinde farklı büyüklüklerde kümesimizin durumuna göre tabii lambalarımız olması gerekiyor ki yine oynamaları kolayca yapabilelim. Tüy dönemi sonrasında daha böyle bir sonbahar havası olmalı kümesimizde. Dolayısıyla hani bulutlu bir sonbaharda dışarıya çıktığımızda parlaklık nasılsa kümesimizin aydınlığı o şekilde olmalı. Bir süremiz 10-11 saat olmalı. Üretim öncesi hazırlık döneminde ise 10-11 saatle başlayan bu dönem 14 saat ışık süresiyle tamamlanmalı. Ve son bir ay kala aynı bulutlu bir sonbahar havası parlaklığı varken son bir ay kala yavaşça kademeli olarak ışığımızı biraz daha parlak hale getirmeliyiz. Yani aydınlığımızı biraz daha artırmalıyız. Tam üretime başladığımız dönemde ise 15 dakika haftalık 15'er dakikalık artırımlarla kümesimizin ışık süresini 15 saate çıkarmalıyız. Ama bu 15 saate yarımşar saat, yarım saat sabah, yarım saat akşamki süreler de dahil. Yani 14 saat net aydınlık, 1 saat daha loş bir ortam olacak. Ve bu 15 saatle de üretimimizi devam ettirmeliyiz. Ama üretime başladığımız andan itibaren, üretim dönemine girdiğimiz o andan itibaren de aydınlığımız çok güneşli, çok aydınlık bir bahar günü, çok aydınlık, çok güneşli bir yaz günü, sokağa çıktığımızda nasıl ışıl ışıl bir ortam varsa kümesimizin aydınlığı da öyle olmalı. Tüy dönemine geçtiğimizde işte şöyle bir şok uygulama yaparsanız faydasını görürsünüz. Kümesimizin ışık şiddetini alacakaranlık moduna sokun. Mesela ben tek lambaya indiriyorum, o tek lambanın da etrafını bir kağıtla böyle şey yapıyorum, örtüyorum. Yani gece lambası gibi oluyor biraz. Kümeş oldukça loş oluyor. Yani bayağı loş demeyelim de bir alacakaranlık oluyor. Ve bir hafta 10 gün kümesinizi böyle tutarsanız, tüye girmeyen kuşların da bir an önce hemen tüye girdiğini göreceksiniz. Bu 10 günlük süreden sonraki ne? Loş hale getiriyorum kümesimi. Yani böyle bir ay boyunca, bir buçuk ay boyunca kümesimi bu halde tutmuyorum. Bir hafta 10 gün sonra yine loş hale getiriyorum. Loştan kastım ne? Bulutlu bir sonbahar, bulutlu bir hava. O zaman ben tek lamba yakıyorum. Yani etrafında hiçbir şey olmuyor. Ve 11 saat, yaklaşık 11-12 saatlik de ışık sürem oluyor. Tüy dönemini de böyle geçiriyorum. Bu noktalar bence önemli. Böyle bir ışık disipliniyle bence hem sağlık açısından hem üretim açısından maksimum fayda sağlayabiliriz. Bugün benim anlatacağım şeyler bu kadar arkadaşlar. Kullandığım, uyguladığım ışık sistemini sizlere detaylı anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Bir sonraki konumuzda ve videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.